hizmet etmek ve onların dertlerini çözmeye çalışmak bir onur, bir şeref meselesi. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hem gele keş heva dike. Rabbim inşallah birliğimizi, kardeşliğimizi layık ve kayım eylesin. Beyt-i Şevap'ta konuşulan, Hakkari'de konuşulan Türkçe en saf Türkçe. Ve en fasih Türkçe, en güzel Türkçe. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, benim adım merhaba. Sonra ne başı? Öğretici. Yavuz sen ne olacaksın önce? Kasap olacağım. Ya Allah kolaylık var. Biz de iyiyiz. Şöyle bir kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Başkan nasılsınız? Kapıda mı çalışıyorsun? Memeğe mi geldin? Fehet bin, rahat bin. Sakin bin, afiyet bin. Çavani başı. Merhaba Abdullah amca, Çavani. Kardeşim gelmiş, köyde 5 dakika görüştük. Öyle mi? Hatırladın mı? Hatırladım. Çavani başı mı? Evet, sağ olsun. Nasıl, bir sıkıntı yok inşallah? Nasılsınız kaymakam? Elhamdülillah. Ev hudayi bi naziru zulcelal, bi misalu bi havalu bi zeval. Razıgî bi destü pe'u maru mur, alimi sirrane guti dersüdür. Buradaki vatandaşlarımız da tamamına yakını Kürt kardeşlerimiz, ana dili Kürtçe olan kardeşlerimiz. Biz dedik ki nasıl ki buradaki kardeşlerimiz, ana dili Kürtçe olan kardeşlerimiz, Türkçeyi çok güzel bir şekilde öğrenmiş ve konuşuyorlarsa, ana dili Türkçe olan bir kaymakam olarak ben de burada görev yaptığım süre içerisinde gidene kadar Kürtçeyi buradaki kardeşlerimin Türkçe konuştuğu kadar konuşma hedefini koyduk. Kolay gelsin. Serava sabit. Serava sabit. Bu da rahmet demek. Serava sabit. Serava sabit. Tabii ki gönülleri kazanmaktır asıl maksadımız. Bunu da görüyoruz ki şu ana kadar. İnanılmaz bir şekilde vatandaşlarımız bundan memnun oluyor. Nasıl yaklaşıyorsun? Ama Çavani, kudemeye başlayabilirsin. İki kelime Kürtçe konuşmak, başınız sağ olsun demek, serehava sabit demek. Ondan sonra yemek yediğinizde desteva sabit demek. Ondan sonra hoş geldiniz dediğinizde hum bi khayratin, tu bi khayratin dediğinizde vatandaşlar inanılmaz bir şekilde devlete olan o bağlılıklarını gösteriyorlar ve bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi devleti olduğunu hissediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin asli ve birinci sınıf vatandaşı olan Kürt kardeşlerimizin dilidir Kürtçe. Devlet olarak biz buna sahip çıkmamız gerekiyor. Biz sahip çıkacağız ki başka odaklar, ülkemize düşman olan, vatandaşlarımız arasında fitne ve fesat çıkarmak isteyen odaklara bir malzeme vermeyelim. Kürtçe'de ve diğer etnik kökenden olan vatandaşlarımızın da dilini devlet olarak koruduğumuzda görülecektir ki bu vatandaşlarımız devletimizle olan gönül bağlarını kuvvetlendirecekler ve terör odakları, fitne ve fesat odakları da kurmuş olduğu planlar başarısızlığa uğrayacak. Sayın Kaymakamımız ilkinden beri, ilk geldiği günden beri halkla iç içe olan bir büyüğümüzdür, bir devlet büyüğümüzdür. Baş, kumbaşı. Eyvallah. Ayşe teyzeme çok selam söyle. Mesela bir Kürt naz bir Kürtçe kullanıyorsa işte bir batılının da Kürtçe öğrenmesini gayet şey buluyoruz yani, anlamlı buluyoruz yani. Bir bakıma da yani Sayın Kaymakamımızın kendini bizden bir olarak görmesinden görmesinden dolayı işte gayet memnunuz. Çay içelim buyur. Rahmet diye babede şöyle mi emvedin diye dedi hudi kemayı. Tamam o zaman. Selam olsun. Allah selamet versin. Büyüklerimizden çoğusu doğru düzgün mesela Türkçeyi kullanamıyorlar. Sayın Kaymakamımız işte bazen işte onların dertlerine derman olabiliyor yani Türkçe öğrenmesinden dolayı. Burada dersler nasıl, iyi mi? Her şey yolunda. Takdir falan aldın mı sen? Teşekkür mü aldın? Maşallah. Çan sağla ke zamanı mercihime sıkıntı zeyde bu.
devlet ameci tabi hücüzü razı bitin her zaman dersi hapseseri devleti vatandaşı kodayınaya. Kubiyete kahva ver, gel millet deyme, kurdi, azmanı kurdi, fırsat daya ve insana, kurdi gel takibit, kucunka Türkiye nezani kurdi gel bakibit, bir emiri nezani kurdi gel bakibit, ama bu ben şeref eke. Yaratılışta kardeşiz zaten. İkincisi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak Türk kardeşlerimizin ekseriyeti Müslüman oldukları için Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak da dinde kardeşiz. Hem yaratılışta hem dinde. Hem geleceğin memnunun, yani hendeka Türkiye'nin zannedince erci bu anlatmış etkiyetten, yani hem geleceğin memnunun, hem gele teşekkür avutken. Hakkari'de nasıl durumlar? Thank you.